tartışma programı Cevap Ver Türkiye'ye hoş geldiniz. Bravo. Evet sevgili izleyenler, Cevap Ver Türkiye'de bu akşam gerçekten inanılmaz iki takım yarışıyor. Sol tarafta görüyorsunuz rekabet tanımayan, girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen Acun Medya takımı alkışlarınızla. Sağ tarafta da yarışma duygusunu, ruhunu çok iyi bilen, yarışmacıları her gün ekranlarımızı analiz eden, bence benim tarafımda olduğu için de bugünün en iddialı takımı Survivor Extra. Yani ben çok memnunum. Hangi takımla yarışmak istesen deseniz, yani size hemen o kadar isteyerek aldım ki, çünkü çok güzel rekabet ediyorsunuz. Hep kazanıyorsunuz. Ben de çok isterim Acun abi kazanmak. Çok anımız değil bu açıkçası. Hani iyi olduğumuz şeyler var ama burada iyiyiz derken Esat'la yolda konuşuyorduk. Esat nasıl bileceğiz dedi. Ben de bilmeyeceğiz herhalde dedim. Yani biraz da takımda güvensizlik var. Banu'ya güveniyorum. Sonuçta güzel okullarda okudu. Babası zamanında yatırımını yaptılara yolladı. Okumadı, okuttu. Ama hemen Banu'nun yanında Gökhan'la okul... Gökhan da yani şimdi tahsilde... Hataya çok meyilli. Her şeyi bildiğini düşünen. Ama... Şimdi hata yapıp birazdan formata falan sallayacak. Bence böyle olması lazım diye yani, ama bize de öyle çirkin biri lazımdı, o yüzden de onu getirdik. Karşı tarafta çirkin birileri mi var Acun abi? Birileri yok, biri var. Yani üçünden hiç zarar gelmez. Bir tek İhsan burada sıkıntılı. Yani İhsan'ın şöyle bir özelliği vardır. İhsan'a bir şeyi böyle 2,5 senede falan kabul ettiriyorsun. O yüzden hani onunla bir mücadele olacak. Onun dışında Furkan Hanzade tabii ki Koç Üniversitesi. Öbür tarafta Murat sonuç itibariyle genel kültürü çok yüksek, hayat tecrübesi yüksek, çok önemli biri. Furkan için de deli dolu derim. Bence Furkan da en az İhsan kadar derim ben. Çekinlikte mi? Kesinlikle. Allah Allah. İnanılmaz büyük taşlar atıyorsun. Ben Murat'tayım burada. Oradaki temiz duran Murat. Al kardeşim. Ama suratlara baktığınız zaman da Murat bir parlıyor tabii. Evet. Hazade'yi saymıyorum. Eser Bey, rakibimizin büyüklüğünün farkındayız ama hiçbir zaman baskı altında olmayacağız. Kolay lokma değiliz. Mücadele etmeye geldik. Mücadele etmeye geldiniz. Kaptanımıza... Neden İhsan kaptan sizce? Ya çünkü gerçekten bulmaca konusunda ihtisas yapmış birisi. Acun abiye de yeterince çirkinleşebilecek. Gerçeği evet. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Benim ayağım sakat, koltuk burada durması gerekiyormuş. O yüzden ben buraya oturdum. Valla o yüzden mi? Bulmaca çözerken sakatlandı. Bulmaca çözerken sakatlandı. O kadar. Evet. Acun abi ilk defa seni böyle bir iddiasız konuşurken gördüm ama... Bunu bak tersime yer vermiyorum. Vermiyor musun? Hayır. Gerçi çünkü hayatta hiç bulmaca çözmedim. Genel kültürüm fena değildir. Ama böyle bulmacasal olaylarda kafam çok çalışmıyor. Vallahi mi? Ama işte çirkinlik yapacağız. Ona buna saldıracağız. Ne oluyoruz diyeceğiz falan. Hani öyle bir gücümüz var. Manipüle ederek aynen. Bir şekilde öne çıkacağız. Sizi tahrik edeceğiz. Tamam. Karşı takımın saniyesine sataşacağız. Bir şeyler yapacağız. Yani. Bildiğimiz soruların iptal olması. Bunlar hep söz konusu şeyler. Yani burada 10 soruyla yarışıyorsun. Yayında 4 soru verilmiş gibi şeyler, anladım abi. Evet, hazırsanız. Biz çok hazırız. Bu hafta Acun abi sen inanılmaz viral oldun ve seninle ilgili evet. Bir sürü video yapıldı. Programa başlamadan önce çok neşelendiğimiz, programın da harika geçmesi için seninle ilgili en güzel videoyu bulduk. Bir öyle başlayalım istiyorum ben programa. Videomuzu alabilir miyiz lütfen? Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi, söyleyeyim ben. Her gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorlarmış Acun abi tam olarak? İşte onu bulamadığı için soruyorum yani zaten. Hani rahmetli babamın bir lafı vardı, rahat battı diye. Yani gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorun olması beni çok rahatsız etti. Tabii ki siz ekranda %20 ile 25 arasında görebildiniz bizim yaşadıklarımızı. Çünkü yayıncılık kuralları gereği ve tabii ki bizim gösterdiğimiz özenden dolayı biz %75'i gösteremedik. Ama %75'te sen daha da sinirleniyor musun? Gerçekten mi? Beni boşver. Onlar da ama benim sinirlenme sebeplerim de o %75'te var. Var. He. Yani sebepleri de gösterirsem dersin ki iki video göstersem şu anda şok geçiriz. Bir ben senin içeri kızgın, biraz kızgın gördüm ama sandalyeyi şöyle bir itişin var abi. Öyle
Öyle hiç görmedim seni. Bayağı sinirlendim. Gerçekten çok kibar itiyorsun acına. Evet, yani kırmamaya çalıştım. O anda çünkü yedi yoktu artık. Hayır, işin tabii ki biz de insanız sonuçta Eser. Yani ben de çok nadir sinirlenirim ama hani buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları beni çıldırttı. Şimdi çok büyük bir kriz yaşandık müziğinde. Sonra böyle çok neşeli bir grup bir anda ve terk etmiş bir kız. Sonuçta ufaktan da olsa bir saldırıya uğramış bir kız. Orada onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza da söyledim. İnşallah iyi bir sezon olur. Bir tık böyle o sınırlar iyice aşılmaya başladı değil mi? Biraz yok, sınır o sınırı yok. Koymak için senin bu kadar yükselme nedenin de ama oldu. Ama o günden beri şu anda bir Yunus Emre problemimiz var. Yani herhalde onu kaybedebiliriz. Onun dışında hani yarışmacı şu kısa vadede değil, orta uzun vadede bilmem. Kısa vadede iyiyiz gibi görüyorum. Herkes bu videolarla böyle kepser yapıp eğlenirken sadece Survivor Extra'da Murat abi siz bu evet. duruma biraz üzüldünüz. Yani evet, teşekkür ederim bütün Murat'a konuyu da. Daha duygusal ve Acun abi en anlayan yerden yaklaşan. Şimdi bir o videoyu görelim mi önce? Ha görelim. Bir görelim nasıl yaklaşmış oluyor Murat abi. Oynamıyorsan git kardeşim evine. Seni oraya zorla biz kelepçeyle yollamadık. Gidiyorsunuz oraya ondan sonra biz buraya niye geldik? Ağlamalar, sızlamalar. Bayılıyorsunuz. Bayılıyorsunuz oraya gideceğim diye. Hayatınız oraya gitmek için yaşıyorsunuz zaten. Oraya gitmek için yaşıyorsunuz siz. Bak çok sinirleniyorum ha Furkan dedi. Çünkü adamın bu haline o adam bak. Bak çok sinirleniyorum bak. Vallahi kendim bir şey yapamıyorum, tutamıyorum. Adamı ne hale sokmuşlar ya. Adam simsiyah olmuş ya. Haklısınız. Çok duygusal yaklaşmışsın Murat abi. Şimdi şu anda benim patronum ama o benim çok eski arkadaşım. Esat da öyle. İkisi de benim çok eski arkadaşım. O olmazsa şimdi... Ben kendimi kötü hissederim yani. O çünkü benim için bir güç arkamda. Onun için de duygulandım tabii. Niye duygulanmayayım ki yani? O bizim için çok önemli bir adam yani. Duygulandım. Olmazsa ya nasıl gitti olay abi? Kızgın orada. Hayır şunu demek istiyor. Bunu aynı şekilde Mustafa Hoca var. Bizim Mustafa Karahan. Çok sevdiğimiz bir hocamız. O da hemen aradı yani. Çünkü yani ani sinirler çok iyi şeyler değil ya. Sonuç yükselme o kadar. Ben de şimdi 20'li yaşları geride bıraktığım için. Tabii ki bizim için öyle bir tehlike düşündü sevenlerimiz. O yüzden. O kadar sinirlenmek iyi gelmez diye. O yüzden Murat da ondan endişeleniyordu. Hazır mıyız abi? Hazırız. O zaman artık hazırız. Başlıyoruz. Hazırız. Kim başlayacak? Sorumuz var. İkinizin de butonları var sevgili. Soru gelmedi daha. Biz başlıyoruz anladın mı? Acun abiler başlasın ya. Diyemedim. Mesajı aldı insan. Hakkımı sonra saklayayım. Sorumuz bir gelsin yine de. Belki bası verirsin İhsan üzülme. Sence? Sorumuzu biz bir alalım. Survivor kamplarında yarışmacıları en çok zorlayan hayvan nokta noktadır. Baş harfi de görelim. Basmadın. Çeyli baş hayvan mı? Evet. Çıngıraklı yılan. Çıngıraklı yılan. Ama beş harfi de acılan. Abi gerçekten bulmacada yokmuşsun. Bir şey de sizin soru bankasında problem olabilir yani. Daha ilk ya ilk soruda. Şuna ne çıkacak abi? Çita mı ne çıkacak? Çitra. Doğru Acun abi. Çitraydı. Ben çitra demiştim. Evet. Yaşayan bilir Eser'cim. İşte. Yarışan bilir. Ya bir şey itirazım var. İtirazım var. Yarışan bilir. Hayır çitra diye bir Türkçe kelime yok. Türkçe kelime yok. Evet. İtirazım var. Bu hayır. Yanlış bir soru. Çitra Türkçe değil. Yok kim diyor? Kim diyor? Çitra diye bir hayvan var. Bakın abi Türk Dil Kurumu'na. Yok öyle bir şey. Çitra diye bir Türkçe kelime yok. Kusura bakma. Türkçe büyük sivrisinek. Özür dilerim. Hayır sivrisinek değil. Bit. Aslında onu su bitir. Yarışmada problem var abi. Ya birinci soru da beklemiyordum sevgili izleyenler. Çok şey bekliyorduk ama. İhsan Bey bu soruyu niye bu kadar rahat karşıladı? Ben söyledim. Çünkü Hazade hemen söyledi. Bu dedi sivrisinek dedi. Çitre, dedim hatırladım. Sizin bir şaşırmanız lazım abi. Yo, çitre diye bir hayvan yok mu mesela? Çitre olduğu çok belliydi. Hiç şaşırmadık. Çitre böyle mi yazıyor? Çitre. Hep hadi çitre bakayım. Deniyor orada. Şu an size, arayın Dominik'te herkes çitre diyecekti. Çitra. Çita. Hayır çitra. Dominik'te herkes arayın Esat Bey. Çitra diye bir hayvan çitra yok. Diyecekler. Evet, İspanyolca bir hayvanmış. Çok güzel. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam. İspanyolca çalışamadık. Evet. İspanyolca. Yarışmamıza gelmeden önce bilseydik kursa falan giderdik. Ama hayvan hepimiz biliyoruz ve çitra. Abi, yani çok güzel. Yok tamam, öyle bir yeni hayvan. Yeni bir tane sıralama sorumuza evet vardır diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. İlk önce başlamak çok büyük avantaj değil. Ben başlamak istemiyorum. Kaybettiğimi kabul ediyorum. Ama bu olay şöyle bir olay. Kusura bakmayın. Bize yapılacak muamele şimdiden gördük. burada birisi burada bir şeyler dönüyor yani. İlk soru İspanyolca. İspanyolca soru geldi. Bir şey söyleyeceğim. İlk soru İspanyolca aldık. Hem değil buyurun başlayın. Ya bir şey söyleyeceğim. Buyurun. TV8 çatısı altında. Evet.
Şimdi birine bir kıyak yapılacak olsa bize mi yapılır, karşı tarafa mı yapılır? Orası belli. Yani burada böyle bir şey söylüyor. Genel nasıl rahat karşı? Genel bir şey çavuştanı derler. Lütfen. Bak Survivor'da da bunları yaparak zaten finale kadar gitti. Siz, gerçekten. Şey yok. Hani bu tip komplo teorileri kurarak gitti. Abi burada bir şey yapılacaksa, abi çok iyi eğlendik değil mi diye demek için sonradan bana yapılır. Sonra da denir ki Acun abi biz her şeyi eğlenmek için yaptık denir. Bence bana yapılır. Şey yapılmadı abi. Ama şu anda bir şey yapılmadı. Yani böyle bir şey yapılabilir ama şu an fare olsa daha doğru olurdu. Fare daha doğruydu. Fare daha doğru. Yani ilk başlamak ama oyunu görmek daha avantajlı bir durum bence. Başlamamak. Çitraymış yok ya. Eser Bey biz bir program boyunca bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Yani gerçekten hani tekrar bir soru varsa tekrar bir soru alalım. Baştan başlayalım. Hayır, siz başlayın biz İspanyolcumuzu geçireceğiz bir dahaki oyunda. Ya, tamam. Abi inanamıyorum yani. Kusura bakmayın. Evet hazırsanız Survivor Extra yarışmamıza başlıyor. Harika cevaplarıyla direkt kazandılar Çitra diyerek ve mükemmel bir şekilde yarışmaya başlıyoruz. Survivor Extra olarak hazır mıyız abi? Ben hazırım. Evet hazırsak ilk sorumuz gelsin bakalım. Köpeklere öğretilen komutlardan biri nokta noktadır. Cevapları görelim. Bekliyoruz. Süremiz başladıysa. Gel. Gel. Oyna. Oyna. Yat. Yat. Evet. Otur. Otur. Bravo. Git. Git. Yuvarlan. Yuvarlan. Koş. Koş. Doğrul. Doğrul. Kalk. Kalk. Kolay düşün. Evet, evet. Kalk. Koş. Koş. Dön. Dön. Bravo. Ye. Ye. Yeme. Yeme. Sen neysin? Çabuk 4 saniye kaldı. Gömül. Gömül. Bitti. Yuvarlan. Tamam. Bitti. Getir. Yapamaz. Hazır mısınız Acun abi? Evet hazırım. Tamam hadi. Getir. Getir. Evet 50 puan aldık. Sonucu söylüyorum. Evet Acun abi. Yapma. Yapma. Evet. Yap. Ama 50... 50 puan aldık olsun zaten. Şimdi biz oradan sırada... 50 puan aldık değil mi? Oradan 50 puan çaldık. Şimdi sırada bizim sorumuz var. Bir dakika önce bu Y neymiş ona bir bakalım. Yut. Y neymiş? Yut. Var mı tahmini olan? Efe? Yürü. Yürü. Yürü mü? Yut mu? Yürü olsaydı bırakırdım. Neymiş? Yeme. Yeme. Onu söyledi Murat. Yakala. Yakala. Doğru yakala. Kolay yani. Kolaydı kaçtı aslında. Yakala olabilirmiş. Ama tabii köpeğin buradaki cinsi de önemli herhalde. Yakala biraz agresif oldu. Sen fino yakalarsa yakala. Tamam bir şey yakala. Abi burada da İspanyol köpekleri falan yani oralarda değiliz daha ya. Keçten. Yakala şunu yakala. Fino da yakalar abi atarsın. Biz puanımızı aldık ama kaça kaç? Biz kaç puan aldık Eser Bey? 250'ye 50 şu anda ama evet. Zaten bizim sorumuz var. 250 puanımız var. Temiz. Hepsini Sertemiz. Bilirsek de. 250 puan bize hepsini yeter. Hepsini bilirsek 500 puan bonus kazanıyoruz. Hazır mısınız Esas abi? Banu Gökhan sorumuz geliyor. Bir televizyon stüdyosunda nokta 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 görülebilir. Cevapların baş harflerini alalım. Süremiz başladı Acun abi. Kamera. Kamera. Işık. Işık. Ses. 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 Mikrofon. Montaj. Kameraman. Kameraman. Spot. Spot. Banu. Masa. Masa. Sahne. Sahne. Gökhan. Stüdyo şefi. Stüdyo şefi. Son iki tane kaldı. 15 saniyemiz var. Pas. Mercek. Mercek. Sunucu. Sunucu. Bir tane daha bonus olabilir. Evet tamam full yapamadılar. Bir tane kaldı hemen düşün. Rahat abi. Konuşabilirsin. Murat abi gel. Zaten kulaktan söyleme gerek yok. Evet. Normal konuşabiliyorsunuz. Yani sırlarını anlat kulağa.
Tamam olsun, moderatör bu. Bir tane kaldı. 50 puan. Bence o, ben doğru söylüyorum. Doğru. 50 puan var, alalım onu İsa. İyi düşün. Takımın söylediklerinden sonra. Ama sonra bana kızmayacaksın. Hayır, hayır kızmak. Yok, niye kızmak? Söylemek tabii. Ansar sıkıntı yok. Öncelikle bu soruları hazırlayan ve bu soruyu Acun Medya'ya soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir televizyon stüdyosunda ne görülebilir sorusu güzel bir soruymuş. Evet. Bize bir köpek sorusu, onlara bir televizyon. Bravo. E tamam, bil o zaman. Yani, bil o zaman. Söyleyin de tamam, bil o zaman. Bu meyil madem kolay soru, bil işte, al puanı. Emin değilim ben, tabii ki ama benim aklım. Ben de Hanzade'ye bu arada. Ben sizlik görüyorum. Şu an kesin bilmek zorunda. Elimizdeki alternatiflerdeki en iyi seçenek yani. Söyleyin abi. Buyurun. Makyöz diyoruz. Sevgili Hanzade. Evet bakalım. Abi. Gelmiş stüdyoda makyöz görür müyüz? Makyöz. Buyur. İnsan bir şey merak ettim. Şimdi sen soruya itiraz ettin. Herhalde kolay da itiraz ettin değil mi? Evet. Niye bilemedin? Zaten kameramana bakınca da görüyoruz. Tamam, tamam bilemedin oraları ya. Oraları çok rahat bilebilirdik ya. Tamam bilseydin o zaman alsaydın puanı. Bir daha söyleyebiliyor muyuz mesela? Abi söyleyebiliyorsun ama puan kazanamıyorsun. Ben bir tane bir şey diyeceğim ne ama. Ne diyeceksin abi? Şöyle şimdi sunucuyla aynı şey aşağı yukarı ama M diye moderatör diyorum ben. Moderatör sunucu varsa olmaz bence, olmaz. Zaten nedir M? Monitör mü acaba? Monitör. Monitör. Monitördü. Evet. O kadar abi önce bir şey yapacağında çirkinleşeceğine önce bir cevaplasaydın da hak bir şey olsaydı insan ya. Tamam sonra çirkinleşti. Daha çok çirkinleşeceğiz ama şimdi de ne dedim? Şey evet, anladım. Soru kolaydı diyor, kendi bilemiyor. Karşısında zaten monitör. Bize diyor ki torpil yapıldı diyor. Kolay soru ya diyor, kendi bilemiyor. Komediye bak. Evet. Baş tarafı bir dahaki sorusu TV8'in programları mı olacak mesela? Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Ben merak ettim. Hayır öyle bir şey yok. İnsan Bey daha programın başında bu kadar yükselmenize hiç yükselmedim. Hayır, öyle bir şey olursa ben Survivor Extra'da konuşulan yarışmacılar diye size sorarım. Hani öyle şeyler yaparım. Ya. Merak ettim. Extra bir şey yapıyor zannediyorsunuz. Adam zaten doğal hali bak. Ne kadar sakin söylüyor. Ne kadar zan altında bırakıyor bizi. Daha çok başındayız sevgili yarışmacılarımız. Ben gelirdim. İki takımın iddiasını anlıyorum ama herkes birbirine bu kadar yüklenirse 100 dakika sonra ne yapacağımız belli olmaz. Lütfen İhsan Bey. Şimdi 350 puan oldu Acun Medya. Survivor Extra 250 puanda. Hazırsak. Biz öndeyiz bu arada. Bizim. Evet. Birer soru sorduk. 100 puan gerideyiz. Biz onlardan bir cevap aldık. Onlar bizden iki cevap aldı. Siz onlardan cevap alamadınız. Alamadık biz. Hanzade bilemedi. Evet. Tamam, lütfen. Bilemedim. Arkadaşlar bak gerçekten herkese eşit şartlara sorular hazırlandı. İhsan'cığım lütfen konsantre olun. İnanıyorum önce. Mesela sana inanıyorum biliyor musun? Rahat ol ya. Sana ben inanıyorum vallahi. Ben çirkinleşeceğim zaman söyleyeceğim. Evet hazırsak sorumuz gelsin. Şifresi olan şeylerden biri nokta noktadır. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı. Telefon. Telefon. Kamera. Kamera. Kredi kartı. Ne dedi abi? Kredi kartı. Saçma. Gülüşleri aldı olmayın. Devam et. Kredi kartı. Kasa. Bravo Furkan. Kasa. Evet. Ya, bravo Furkan. Evet. Hadi Furkan bilmiyorsan uydur. Benim gibi uydur bir şey ya. Uydur bir şey. Matik geçiyor. Bilgisayar. Bilgisayar. Bravo. Uydururken tutturdu. Evet bir tane daha Furkan. Bulamıyorum şu anda. Tamam monitör. Monitör. Evet. Sosyal medya hesabı. Sosyal medya hesabı. Bravo. 14 saniye hadi. Bilgisayar. Murat abi. Haydi Murat tane abi. Kaldı. Şifre. M ve B. Allah sallamayayım yani bile. Salla abi salla. 4 saniye kaldı. Bir... Banka kasası. Banka. Dedi. Banka dedi. Banka. Bu 5 harfli değil mi belki? Evet ikisi de 5 harfli. İkisi de 5 harfli. Ne işe soru? Ne o? M ne? Kaç dakika daha düşünecekler? Tamam yeter. Evet. Müthiş. Bunlar lazım. Bankaya hayır mı çıktı demin? Bankayı söylediler kabul olmadı. Yokmuş, söyleyin. Banka yokmuş şu an, yok. Yok. Yok, banka yokmuş. Pas. Takımca pası. Takımca pası. Bilemedim. Bir şey uydur abi o zaman. Monitörde izleriz. Öyle abi. Hayır. Öyle bir şey mi olayım? Bohça. Evet. He? Bohça. Bohça. Bond çanta. Yani yakın yerlerdeydin aslında. Bavul. Aa. Bond mu? Bavul. Doğru. Bavul. Evet bavul. Değil mi bavul, bavul bu? M ne? M ne olur? M olan bavul. M ne? M ne olabilir? Olabilir mi? Misket. Makina. Misket, makina. Makina. M. Modem. Şimdi. Ah bravo, ya. Güzel. Evet. Güzel. Vermediğiniz puan. Tebrik ediyoruz. Evet, bravo. Buyurun. Sıra tamam, sizde. Tamam şimdi sıra bizim sorumuzda. Zaten 350 puandayız. Gelsin sorumuz. Şifresi olan şey...
O kadar da değil. Hayır, evet. Hani bak bekliyorum. Bir şeyler bekliyorum ama bu kadar değildir diye düşünüyorum. Hayır, hayır, hayır. Berfu, bu kadar değildir. Ya çok belli ettim. Kusura bakmayın. Bunu en sonunda yapın. Evet, evet. Bunu en sonunda yapmam lazım. Biraz ani oldu. Bana da ani oldu inan. Evet, o kadar, o çok fazla olur. Belli ederiz öyle. Gelsin sorumuz. Nokta 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 çalışırken düdük kullanabilen bir meslektir. Baş harfleri görelim. Süremiz başladı. Hakem. Hakem. Düdük mü kullanacaksın? Düdük. Düdük çalan meslekler. Oh. Pas. Pas. Bekçi. Bekçi. Polis. Polis. Güzel gidiyorsun. Bonus yaparsanız güzel puanlar alacaksınız. Pas. Pas. Beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni. Can kurtaran. Can kurtaran. Vallahi hadi. Pas. Pas. Evet. Pas. Düdük. Tren binen kaldıran adamı ne diyorsun? Kondüktör. Bir şey yok. Dört, üç. Asker. Asker. Asker olurdu aslında, biliyor musun? Evet. Şimdi 10 saniyemiz var. Düşünüyorum. Gel Murat abi. 10 saniye. 10 saniye. Ben seni tutturdum. Gardiyan. Güvenlik görevlisi diyorum. Azade gerçekten iyisin ya. Güvenlik görevlisi olsa. Bir tanesi mi söyleyebilir? Bir tanesi gardiyan. İkisini söyleyeyim. GG olabilir. GG olabilir. Gardiyan. Antrenör. Antrenör olabilir. Antrenör de antrenör. Antrenör. Bence gardiyan antrenör. Eroklar olsun. Antrenör de. Evet. Takım hazır herhalde. Evet, hazırız. İhsan'cığım. Sevgili Murat abinin ve Hanzade'nin destekleri. Evet, ama burada kritik olan şey en emin olduğundan başla İhsan. En emin olduğunuzdan. Takımcı, o çok önemli. Dediğim... Çünkü ilk yanlış olursa sen, diğeri sayamayız. Sen beni 12. yapacağız abi. Bence ilk yap. He? Bence ben çok eminim. Ben dedim evet. Ama bir şey söylemem. Düdük çalıyor abi işte. Şey de çalıyor abi, öbür dedi de. Yani sence Furkan? Ben Murat abi topa giriyorsa burada. Ben, tamam, ben sana güveniyorum. Benim dediğimi söylesin. Tamam, o zaman... Normalde G için çok güzel bir şey söyledi Hanzade ama ben A için Murat abinin söylediğiyle söylüyorum. Antrenör diyorum. Evet, antrenör dedi Murat abiyi dinledi. Bakalım bu tecrübeli ismin söylediği antrenör var mı cevaplarda? Varmış. Bravo abi. İşte inandı, güvendi. Ben G'yi de merak ediyorum. O var mı yok mu? Orada Hanzade'nin. Olmasaydı sıkıntı olurdu. Hanzade'nin moraller bozuluyor. Desteği. Gardiyan. Gardiyan. Bravo Murat abi. Hanzade bayağı tuttu. Hanzade'ye güvenmeyecektim. Ay insan bir daha... Kendi takımı da yemeye başladı insan. Evet. Ölümle. G, direkt gardiyanla başlasaydın antrenör gidecekti bak cevap olarak. Başlamamış. G ne olabilir? G şu an... Güvenlik o zaman, tek güvenlik. Güvenlik? Görevlisi yok. Güvenlikmiş. Biz güvenlik görevlisi diye düşünmüşüz. Ama güvenlik görevlisi de kabul edilirmiş. 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 GG olur diye düşünmüşüz. Evet, GG olur, doğru. Evet, 600-550 puan oldu. Orada ne puan çaldık? Sıra bizim sorumuzda. Biz 600'üz. Hala öndeyiz. 50 puan öndesiniz abi. Evet, İhsan. Hadi. Hazırsan gelsin bakalım. Nokta nokta. Çocukların yapmaktan kaçtıkları şeylerden biridir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Doktor çağırmak. Doktor çağırmak. Furkan. Yemek yemek. Yemek yemek. Güzel. Dişçiye gitmek. Dişçiye gitmek. Ders çalışmak. Ders çalışmak. Bravo. Uyumak ama nasıl uyumak? Uyumak mı? Yani... Uyumak. Evet. Azade devam. Duş almak. Duş almak. Evet Murat abi sizdeyiz. Koşarak okula gitmek. Koşarak okula gitmek istemezler. Olmadı. İhsan? Pas. Pas. Furkan? Pas. Çocuklar... Çocuklar ne yapmak istemez? Azade? Kitap okumak. Kitap okumak. Bravo. Murat abi aklına bir şey gelirse söyle. Tamam, tamam. Geçeyim. 4 saniye kaldı. 3, 2... Keşke atsaydınız. Tamam artık bize tamam. Geçti, bize geçti. Üç tane çalabiliriz şimdi. Zor bir soruymuş bu arada yalnız. Yavaş yavaş zorlaşıyor ama. Tabii kumaktan kaçınıyor mu çocuklar? Bize hep zorlaştı, direkt zorlaştı galiba. Ay. Ama siz öncüsünüz ya şu an, ilk siz bildiniz ya, çıtrayı bildiniz ya, ilk zorluk size geldi, şimdi oraya.
Bütün donanım çitra diyor ona. Türkler daha iyi. Bizim artık cevaplama hakkımız kalmadı değil mi? Kalmadı. Ne Murat abi, gel bakayım Murat abi. Söyleme sakın, karşı taraf duyar abi. Murat abi aman. Evet. Buldunuz. Bulduğunuza inanıyorum. En emin olduğunuz. Diş fırçalamak. Diş fırçalamak. Evet. Odayı toplamak. Oda toplamak. Evet. Pas. Ne olabilir? İyi o. İyi olmak. İyi olmak. Evet, sorun mu çıkarırlar? Evet. 700 puana geldik. 750'de sizsiniz. İyi olmak. İyi olmak. Evet. İyi olmak. Olmak. İyi olmak. Ay be, doğru. Kaçtı. Sayılmıyor mu? Alamadık. Evet, 750'ye 700 oldu. Buyurun, biz sıra sizde. Zaten efendim. Gelsin sorumuz. Ne geliyor onlara değil mi? Düğün günü yapılan şeylerden biri nokta noktadır. Gelsin cevapların baş harflerini görelim. Evet Acun abi, süremiz başladı. Düğün günü. Düğün günü yapılan şeylerden biridir. Düğün günü. Bu ikililer zor oluyor. Çeyiz açmak. Çeyiz açmak. Esat abi. Fotoğraf çektirmek. Fotoğraf çektirmek. Tamam, çabuk çabuk çabuk. Ben bana geldim. Halay çekmek. Halay çekmek. Çabuk. Takı takmak. Takı takmak. Süper. Nikah. Nikah. Pas, hadi. Pas. Pas. Ben yediniz belki, biliyorum ama. Gel. Evet, bir tane bize düşecek. Gel gel. Buraya dönün abi. Ne oluyor? Benim, ben biliyorum bir tanesini. Ben biliyorum. Pas. Pas. Şey açmak ne abi? Bir şey bulun işte onu. Çeyiz açma. Evet. Çeyiz. Tamam, o doğru. Evet, pasta o doğru. Kesmek, dans. Evet. Düğün dansı, pasta kesmek. Evet. Çey yok bir tek. Ne açmak ama? Çey açmak ne olabilir? Çey açmak değil bence. Evet. Doldu abi. Süremiz doldu. Aa, ne kadar çok güzel. İnsan ayı az önce konuştum. Evet. Var mı sürelerde biraz? Evet, süremiz evet. Doldu. İnsan en emin olduklarından başla. Yine Hanzade'nin iddialı teklifleri vardı. Evet, Hanzade burada baskındı. Evet. Pasta kesmek. Pasta kesmek. Bravo. Düğün dansı. Düğün dansı. Bravo. Çok iyi. Bir tane de kaldı. Çamaşır asma. Çamaşır asma. Bitti. Evet. Bravo. CA çıkmadı. Güzel. İki tane çaldık abi. Süper oldu. 8. Çok hala biz niye yetişemedik ya sizi? Ya. Çiçek atmak. Biz iyi gidiyoruz. Aa, evet, gayet güzel. Çiçek atmak ya. Bravo Esat abi. Esat abi. Esat abi. Çiçek at, evet, bravo. Çiçek atmak. Çiçek atmaktı. Of. Evet. Biz güzel. Biz ama çok biliyoruz güzel. Neden puanlar böyle olur? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz bilmemize rağmen puan olarak bir türlü buraya yansımıyor. Ama siz yani. Kendi sorularınızı bilemiyorsunuz. Bu problemi nasıl çözüyoruz? Darbeyi oradan biliyoruz. Evet abi. Bilgisayarın başındaki adamdan biliyoruz acaba da. 50-50 alıyorlar mı altta? Biz kaçız 950? Bir şey söyleyeyim. 900'e 850 puan. Şu an. Biz öndeyiz. Öndesiniz. 50 puan fark var. 50 puan. Bir tane cevap. Kamera hesaplarımıza göre biz 50 puan diye. Ama siz demin 3 tane soru verdiniz karşıya boş yani. Onları yani sorunuzu bilmeniz lazım. Yalnız bu çift kelimeye çıkınca bayağı bir zorlaşıyor. Bir evet. Anda hızlı bir level atıyor. Bize gelen yani. Yok bize değil, önce bize gelen abi. Önce bize gelen. Hepsi çift kelimeydi abi. Çift kelimeyi hepsi zor. Bayağı zor geldi. İhsan kabul ediyorsun herhalde. Bizimkisi de daha zordu ama abi. Çocukların falan bir şeyden... Sen bilirsin, ben nereden bileyim abi, çocuk sahibi değilim. İspanyolca soru geldi, daha ne olsun. Ay ay ay, hep boşa gittik yine. Evet, birinci turun sonunda. Birinci turun sonunda ısındık güzel güzel. Şimdi diz beni turuna geçeceğiz. Gözlüklerimizi takacağız. Sorularımıza göre kelimeleri dizeceğiz. Hazırsanız. Başlasın ikinci turumuz. Diz beni turu başlıyor. Bravo. Diz beni turunda önce sorumuz gelecek. Sorumuzun cevabını sizden alacağım. Ve ondan sonra kelimeyi dizeceksiniz. Baş harf kocacığım sen olacaksın. Oluyorum hemen takımın. Gidebilirsiniz Eser Murat Bey. Murat abimin yanına Murat gidiyorum. Murat abimin yanına. Son harf ise İhsan sensin. İnşallah son harf olurken de çirkinleşmezsin. Ben hiç çirkinleştim şu ana kadar. Yani bir miktar bazı çirkinleşti. Ya ben haksız mıydım yani? Aynı soruyu sordunuz. Ya biz burada çitra bilmek zorunda kaldık. Bilemedik zaten. Hazırsanız önce Sızır. Gözlüklerimiz gelsin. Gözlükleri takıyoruz. Görmüyoruz. İyi misin Murat abi? Yani iyi sayılırım. Çok da iyi denmez. Çok da iyi denmez. 90 saniye süremiz var. 7 tane kelime bilirseniz eğer bonus puan kazanıyorsunuz. Burada her cevap 100 puan değerinde. Eğer hepsini bilirseniz. Cevabı bildikten sonra harfleri eliyoruz.
Furkan cevabı elleme. Furkan dokunma. Kimse dokunmasın. Gözünüzde. Çok özür dilerim. Görmedik, görmedik. Değişti abi, gerçekten değişti. İstemsizce bir hareket oldu. Evet, değişti. Bir de Furkan bence kafanı çok yukarı kaldırma. Gözünü atlatmaya çalışıyorsun. Değişti. Hayır, çok az dokundu. Onun o kesim biçimi geldi ona. Tamam. Abi bunlar dokunmadım der, dokunmadım. Esin abi, nelerin peşindeyiz abi şu an? Berfu baş harfi söyleyince cevabı söylüyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi gelsin sorumuz. Nokta 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 bir geometrik şekildir. Cevabın baş harfini görelim. Ü. Süremiz başladı. Üçgen. Doğru. Doğru. Evet, harfleri alalım. Hadi abi. Bende şey var abi. Ne? Ne? Bunu Murat abiye verin. Ver abi, neyi bana ver. Furkan, bu senin. Bendeki senin. Ver, ver. Murat abi harf yollayın. Ver be abi. Alo. Murat. Geldi. Evet. Abi böyle, çevir, benim tamam. Böyle abi. Abi çevir. Yanlış İyi tutanlar çevir. Var. Böyle. Evet. Yanlış, sen bir şey söyle. Doğru yanlış. Evet. Yanlış. Harfini düzelt İhsan. Evet, bu mu? Evet. Benim doğru. Tamam. Tamam, doğru. Doğru. Evet, bravo. Bravo. 26 saniyede bildiniz birinci. 26. Arkadaşlar kötü biraz miyiz? Biraz daha hızlı olabiliriz. Kötüyüz şu yani an. Yani bu gidişle 3 tane falan bilirsin. Eser Bey çok güzel moral veriyorsunuz. Evet, evet, hayır. Eser bir... bir... Hayır, daha iyi olabiliriz anlamında. Eser düzelt falan bir şey de ya. Düzelt dedim işte, neyi düzelttin oldu. Sen de kafanı birazcık öne, İhsan alttan bakmaya çalışıyorsun gibi hissediyorum. Gelsin sorumuz. Enstrümanın diğer adı nokta noktadır. Neyin? Enstrümanın diğer adı nokta noktadır. Cevabın baş harfini alalım. Ç. Çalgı. Bravo. Bravo. Doğru cevap. Herkes alsın harfleri. Furkan al harfleri. Bana, ben de L al yine Murat abi. Al, al. Bende. Al, bunu al. Bunu al. Bu benim bende zaten. Ç bende. Bana ver, bana ver. Al, al ya. Al, al. Bu ne? Alın bunu. Geliyor, geliyor Murat abi. Al, al. Bizlik değil. Bizim değil. Murat abi, Murat abi. Hayır. Hı için mi kaldıracağım? Hı için mi kaldıracağım? Abi. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çal. Hı'yı ayetleri de. Furkan uzatsana abi. Hayır abi. Beni niye aldınız arkadaşlar? Al, bu benimki. Abi ne? Nerede ya? Evet, evet, tamam kaldırın şimdi. Yok, bendeydi zaten. Evet. Niye alıyorsun bunu o zaman? Ben almadım ki. Doğru değil mi? Çekti oradan neyi elimden. Azadeciğim, benim elimde. Bunu niye bana veremedin? Abi, bu çıkarabilirim. Çıkarabilirim. Ben eminim, benim elimden kimse aldı. Hiç çıkarabilirim hocam, 2 dakika. Azadeciğim, gerçekten benim elimde 2 tane. Elimden çekmiyorum, ben elimden zaten. Ben bir şey çekmedim Azade ya. Çekti Murat abi, çekti elimden neyi. Kafanı kaldırma İhsan. Bir şey diyeceğim, bunu mu? Bunu mu? Bunun için mi kaldıracağım? Elimden çekmiyorum. Böyle mi yapacağım? Böyle mi tutacağım mesela? Bir şey söyleyeceğim, evde sıkıntı yok. Ben elimden vermeyeceğim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Orada sadece Hanzade, sende L doğruydu da. A'nın da oradan buraya gelmesi lazım ya. Ama yanlış şey çekildi. Ben onu verirdim zaten. Ama işte o A'yı vermediniz. Murat abi A gelmedi. Hayır, bende bir A vardı. Ben bu tarafa doğru uzattım Eser Bey. Alın bunu. Ne oluyor lan? Geliyor, geliyor Murat abi. Bunu aldım. Bizlik değil. Uzat, uzat. Murat abi, uzat. Hayır. I için mi kaldıracağım? I için mi kaldıracağım? Abi. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çağırın. I'yi ayarlayın. Sen şey ya. Furkan uzatsana abi. Gelmedi buraya. Murat abi orada da o sırada. Murat abi de A gelmeyince. Hanzade'den L'yi aldı. Öbürünü ver ya. İkinizin bir an önce malları verin. Sıkıntı ne biliyor musun? Hayır, sıkıntı ne biliyor musun? Sen görmüyorsun ya, alamıyorsun. Dürtmek lazım buradan. Dürtmek. Buradan dürteceksin. Evet. Gelsin sorumuz. Evet. Tıraş olurken nokta nokta kullanılır. Baş harfi alalım. J. Jilet. Doğru. Al abi. Al abi. Al abi. Jilet. Ne o? İyi bende. Al, İhsan, İyi bende. İhsan. İyi bende. Ben J'yi ver. L var, L var. İyi burada. İyi bende. İyi verin Murat abiye. İyi verin. İyi verin. Abi sen harfi yollasana Murat abi. Tamam, al. Abi sen de Murat... Benim bu geldi. Evet. Doğru. Doğru. Bravo. Bravo. Bu sefer hızlıydık ama bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey söyleyeceğim var. Tekrar var mı? Onun videosu tekrar verebiliyor musunuz? Hemen verebilir miyim? İnsan, insan kafası devamlı kalkık. Devamlı. Benim kafam kalkık olunca ne oluyor? Ben anlamadım. Daha rahat alıyorsun. Aşağıdan gözüküyor. Hangi harfi? Harfi gibi. Verilen harfi rahat çaldın. Çaldım mı? Aldım. Sen iyi olduğunu biliyordun. Sen iyi olduğunu biliyordun. Hissettim. Ne iyi olduğunu biliyordun? Önündeki tarifin iyi olduğunu biliyordun. İhsan, itiraz et. Abi dümdüz bir şey var. İyi olmaz mı? Jilette ne olur? Niye kafa böyle? Abi niye kafa böyle? Ben iddialıyım. Ne olur ver ya. Bak, anlamadım. Ben de iddialıyım. İhsan böylesin. Kafa niye böyle? Sen o nefes alamıyorsun. Nefes alamıyorsun. Kafanı böyle havaya kaldırıyorsun. Ayaktayla oturarak nasıl fark oluyor? Ayakta olduğun zaman. Ayakta olduğun zaman daha büyük olmadı. Bunu zaten görürüm. Hayır, ayakta olduğunda açı oraya geliyor. İhsan, ben beni kaldıramazsın. Ayakta kalıyor. Tamam, ayakta kalayım. Bana avantaj ki ayakta kalmak. Sen ben bilerek oturuyorum. Ya tekrarı var mı abi? Evet, bakıyoruz abi. Var görüntü. Nerede var abi? Seyret, seyret, seyret. Bak, bak, bak. Baba. Allah iyi bak. Niye bak? Kafaya bak. Abi zaten iyi hemen. Nerede? Baba, baba, baba. Baba, baba. Alışa bak. Alışa bak. Abi bakmıyor ama.
Ya. Bravo. Geri gel. Abi. Bravo. Geri gel. Bir dakika. Bu adam gördüm. Stop. Alıştaki bu adam. Bu adam sol eliyle bak. Sol eliyle bu kadar anda salıyor. Nasıl alıyorsun abi bu eliyle? Ya bir şey söyleyeceğim. Abi, bu hayır, ulan gözü bir daha ver. Bir daha ver. Geri gel. Geri gel. Bak. Neyi alacağım bak. Hoppa! Anladın mı? Ne oldu? Orada nasıl oldu? Bak şimdi. O aranız kapandı abi. Stop. Abi gel. Geri gel. Esas görmeyen Murat abi. Baksana. Stop. Görmeyen Murat'ı seyret ya. Bak. Bekle. Evet. Bu sonuncu değil mi? Bak dur stop. Stop. Durdurabiliyor musun? Stop. Geri gel. Geri gel biraz. Geri gel. İnsan hissetmiş benim elimi orada. Çekeli. Bak stop. Sorum şu. Murat abinin garibanı. Sorum şu. Kafa niye havada? Bunun uzatıldığını hangi duyu organıyla ben anlıyor insan diye sesleniyorum. Ve bu el gel şimdi yavaş gel. Gel kare gel bak dur. Havada yakaladı. Bu el bununla açısı. Gözü kapalı bir adamın. Abi, Murat'a bak açısı. Bak. Acaba ya, Murat'a bak sen ya. İnsan diye sesleniyorum. Bak, Murat bir şey görmüyor. Murat belli. İyi anlamıyor ya. Murat görmüyor. Bak Murat görmüyor. Görmüyor kabul. Bak şimdi bak. Sesini gel yandım. Biraz daha gel. Arkadaşlar biraz daha gel. Bak. Dinle bak. Oooo. Bak. Kafaya bak. Bu ne? Çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. İnsan dedim ben. Evet. Sayılmaz. Bana seslendi bir. İkincisi. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bana evet, sayılır. Ben karşıdakımın İhsan'a dedim. Hepsine saygım sonsuz. İhsan'ın şu anda deşifre ettiğini düşünüyorum. Oyun devam etsin. Ben bir şey göstermeyeceğim. Sevgili Berfu, bir şey göstereyim. Bir ayakta dururken bana bakın. Bir de otururken bakın. Hangisi benim için avantaj? Ama hangisi bana söyleyin şimdi? Ayakta durma. Öyle bir şey söylemedim. Ben zaten ayakta durmayla şu aynı görüntü bak benim bak. Ayakta durmayla. Abi gözlükle bir sen dene bakalım. Ben ayakta durmaya çalışıyorum. O oturma şekliyle senden gelen her gözükür mü? Ooo! Bir şey söyleyeyim mi? Kim? Tamam biz oyuncu tabii. Biz de ben de İhsan gibi takabilir miyim? Sorun yok. Evet takabilirsin. Ben İhsan gibi. Abi biz NHS gibi takmayacağız İhsan gibi. Ben de takmışım. Çok güzel ya. Bir şey söyleyeyim mi? Daha iyi gördüm biliyor musun? Normalden daha iyi görüyorsun. Tamam ben bu iddialara karşın artık ayaktayım. Tamam. Ayakta ile alakası yok. Ayakta kafanı böyle kaldırma. Ayakta şöyle. İhsan. Ya kaldır ya. Bitti zaten. Şunu yapma şunu. Şunu yapıyorsun. Bak burada hiçbir şey görmüyorum. Burada şu an ben bir şeyleri görüyorum zaten. Ne yapacağız? Ben zaten oturuyorum burada. Adalet sağlamaya çalışıyorum. Gözlüğü bak kafadan ayırdı gözlüğü. Evet. Öne doğru aldı. Evet, bas. Bak, önemli. Bak bastım tamam bak şu an bak gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Önemli 10 saniyeniz var zaten başka bir şey yapamazsınız zaten. Evet 12 saniyeniz var. 12 saniye var tamam. Evet alalım harfleri değiştirelim. Tamam. Eser son bir tavsiyem var. Evet tamam. Bence bize de gözlük takın. Bu olayları görmeyelim. O zaman yeriz. Gerçekten. O zaman yeriz abi. Şimdi yemiyoruz yani ama. Bakın gözü bizi görmeyelim. Öyle duralım biz. Siz de gül bilsin abi. Evet bu utanç tablosunda. Öyle bir rezillik ben bak. Televizyon tarihine geçecek o hayatım. Abi sizin ya. Takım için ayrı gözlük yaptık bu arada. İngiltere'de şu ana kadar televizyon dünya tarihinde. İngiltere kim milyon olmak ister? Kopya çekerek kazanıyor. Tamam mı? Evet. Sonra da zaten hapse atıyorlar, yakalıyorlar. İnsan belki hapislik olmayabilir bugün ama bence gerçek anlamda bu bir suçtur. Televizyon tarihindeki skandallar arasında yerini alacak. Yerini alacak mı diyorsun? İnanamıyorum şu an. Yok, ayaktayım. Bak göreceksin. 12 saniyede iki soru bileceğiz. Ayaktayım. Geçti. Çok iyi. Saçımı taradım mıyım boşuna? Saçımı taradım ama başa bunlar geliyor. Tamam. Sen ama oturarak oynayacak mısın bu oyunu abi? Bana hiç fark etmiyor. Tamam. Aslanlar gibi oynuyorum. Biz tamam. Bakmıyoruz bir kere. Konsepte bakmıyor. Ben bakmam haberin olsun. Bakma tamam. Yok bizde. Tamam. Gözlüğe bakmam. Gelsin sorumuz gelebilir. İhsan şu anda ilk defa görmüyoruz. Akciğerlerimiz vücudumuzun nokta bölgesinde bulunur. Baş harfi alalım. G. Göğüs. Doğru. Göğüs doğru. Ben G'yim. Ben G'yim. Öğüver. Hadi gitsin. Ne? İhsan ters. Görmeyince. İhsan kusura bakma engel olduk. Bak, ya İhsan. Ben şunu doğru düzsen almıştık ya. Şunu ben bilmiyorum ki SS nasıl. Ama bir şey de ben lazım. Süre bitmiş abi son anda onu düz. Ben şu anda bir dakika arkadaşlar. Ben kendim kötü hissettim. Hangisi abi hangisi doğru? Bir dakika. Gözlüğünü çıkarın. Ben kendimi kötü hissettim. Çünkü İhsan'ın gözlerini kapadık. İyisi bak şuna. Gözleri açık çocuğu iyi oynuyordu o gerçekten. Kapatınca bir şey yapamadı. İnanılmaz bir şey. Ne abi şimdi aynı şey. Nerede kaybettik abi nasıl oldu? Kaçıncı saniyede kaybettik? Bir şey olmadı. 3 tane bildik değil mi? 3 bildik. Abi ters mi? Sonuncusu olmadı mı? Olmadı. Hayır olmadı. Mesela nerede olmadı ya? Tam olmadı. Mesela görerek 3 tane bildik. 3 tane bildik. Tamam.
Biz gözümüz... Şimdi Acun abilere değişik bir gözlük getirmeye karar verdik. Biz son oyunu neden kaybettik Eser Bey? Cevaplar mı yazıyor Eser Bey? Sıfır yazmıştı o fırka. Sıfır yazmıştı, siz dizememiştiniz daha. Sıfır olmuştu, dizememiştiniz. Sadece ters olduğundan dolayı değil. Tek bir sorun var. Tek bir sorun var. Gözlerimiz açık mı oynayacağız, kapalı mı? Onlar gibi. Onlar gibi açık mı oynayacağız, gözlerimiz açık mı? Bari en azından kaptanımız da gözü açık oynasın. Bir tane versene o gözlüklerden. Bir tane de deniz gözlüğümüz var abi. O daha iyi kapatıyor. Hayır, niye biz aynı söylemiyoruz? Ne oluyoruz? Hayır. Siz niye onunla oynamadınız? Bırak o işleri, yolla onları. Daha garanti olsun diye. Siz niye onunla oynamadınız? Ya siz oynadınız zaten ya. Ben çirkefleşirim. Çirkin durmayayım diye. Aynı gözlüğünü ya. Gözlükleri bir alayım buradan. Yeter be. Aynı gözlüğü. Deniz gözlükleri daha rahat ama. Bırak seni abi. Ben şu güneş gözlüklerini... Acun abi sen hiç takmasam. Bu alttan bayağı gözüküyormuş. Evet işte, o yüzden çok bakmayın insan gibi. İnsan gibi mi? Evet, hazırız. Ben baş harfim, Gökhan sen sol harfsin, ona göre. Harfleri geliyor, Acun abi görmüyor harfleri. Ben baş harfim. İsimliklerde Esat abi de görmüyor, tamam. İsimliklerin üstünde harfler geldi. Harfler düşmesin diye biraz böyle kenardan alırsanız evet. Çarpmaz. Acun Medya'nın sorusu gelsin bakalım. Lavaşa sarılı yiyeceklerin genel adı nokta noktadır. Dürüm. Dürüm. Ya baş harfi görelim. D. Tamam. Dürüm. Doğru. Doğru. Ü bende. Ben de ü var. Biz ü karıştırıyoruz. Bana M gelsin. Okay, M gelsin. Okayiz. R'yi ver bana. M bende. Evet. Ben harfi tamamen. Tamam. Evet. Esas. Bana ne verdin sen? Sana ü ver. Çevir çevir. Ecra. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Öyle mi? Doğru. Evet. Bravo. Berfu ne dediğini bilsene. Doğru. Bir şey diyeceğim. Acun doğru, Esat doğru de ki. Hepsini bile... söyleyeyim mi tek tek? Tamam. Hayır yani hayır. Yoksa yanlışa söyle. Senin hayır tamam doğru yapmışsınız. Acun abi iki tur döndürdü evet, orada üyü. Acun abi üyü çevirdi şöyle de ondan. Görmediğim için kusura bakmayın. Ellemiyoruz değil mi? Geliyor. Ellemiyoruz. Ellemiyorsunuz. Evet hazırsak soruyu görelim. Diş bakımında nokta nokta kullanılır. Cevabı görelim. M. Macun. Macun doğru. Doğru. U bende, U bende. U'yu bana ver, U'yu bana ver. Bana neyi verin? Ne? Esat C'yi al. Vallahi verin bana, Nide'yi. Al C. Nide'yi bana verin. Ne, nerede? Ne, ben burada. Geliyor, geldi. Nerede? Doğru mu C? Gökhan çevir. Doğru. Macun doğru. Evet. 57 saniyede. İki taneyi bildiler. 57 saniyeniz kaldı. Acun Medya'nın sorusu gelsin bakalım. Tişörtlerde sık kullanılan renklerden biri nokta noktadır. Cevabı görelim. S. Siyah. Doğru. Hemen harfler. A bende. Bende iyi var. Acun sana vereceğim. Sende ne var? İkimiz değiştirdik. Bende ne var bilmiyorum abi. Ver ver. Biz tamamız. Son iki tamamız. Tamam ver Acun abi. Ver direkt. Tamam alın neyse bu alın. Y var. Siyah. Evet. Doğru. Bravo. Hanzade'yi bozdular, orada işleri bozuldu. Evet, orada bir tat kaçtı. Hanzade ile Furkan anlaşamadı. Önündeki L'yi aldılar aldı biri. Murat abi harfleri direkt yolladı filan. Şu an 40 saniyeleri var. 40 saniyeleri var. Evet, 40 saniyeniz var. Sorumuz gelsin. Mağazalar nokta nokta sonlarında indirim yaparlar. Cevabı görelim. S. Sezon. Doğru. Hemen harfleri dokunun. Z bende, Z bende. Acun aldı. Z, o bende. Yani doğru Esat bende. Esat abiye Z'yi ver, bana Nide'yi ver. Bende Z var. Esat al. Bana Nide'yi verin. Ne? Hayır oğlum ne? Lan bu Z ile ne aynı galiba? Allah Allah. Z ile ne birbirine benzeyebilir, dikkat edin. Bu Z herhalde. Doğru Esat abi. Evet. Gökhan doğru. Evet, doğru. Evet, bir tane bir kelime geçtiler bizi. 19 saniyeleri var. Başka bilmezler. Şu an iki tane sıkıntı bilebiliriz yok. Ama aynı anda. Kaç evet, tane bildik? Bir tane daha bilsek müthiş olur. Dört tane bildiniz. 19 saniye var. Bu ne Z? Hayır ben valla bu arada ben de Z'ye takılmıştım. Z ben demiş şansa. Bakın yani, ne Z mi o? Yani, ha, ne Z? Aynı ki. Top B. Aynı ya. Hayır. Bence ben, farklı mı? Farklı aynı değil ama... O çok açık değil, değil. Ben şu an... Ama işte ama... Ama direkt Z'ye geldim. En zor şeymiş o yani. En zor Z ve N karışıyor. 3 tane bilirsek bonus kazanabiliyoruz 3 saniye. 3 mü? Soruyu alalım Acun Bey'lerin sorusunu. Nokta nokta bir yerden kaçma anlamına gelen kelimedir. F. Firar. Doğru. Firar doğru cevap. Hızlı. A bende. R bende. İ bende. Bana R ver. R. A'yı bana ver. Al. Tamam mı Gökhan mı? Tamam mıyız? Evet. Tamam. Evet. Doğru. Evet. 8 saniyemiz var. Bir tane daha bilebiliriz bence. 8 saniye var.
Bakalım bunu bilecek misiniz? Harfleri toplayalım. Kalite farkı. Ya. Soruları siz de iki tane bildiniz zaten. Konu o değildi. Siz üç tane düşündüğünüz soru olmadı yani. Hepsi bildiniz hemen. Harfleri değiştiremedim. Bahsetmiyorum. Harflerin kolaylığından bahsediyorum. Siyahla göğüs. Neyle zeyin aynı anda olsun. Siyahla göğüs. G ile yumuşak G mesela. G ile yumuşak G mesela. Evet. Acun Medya'nın sorusu gelsin. Nokta nokta içi krema ile doldurulmuş bir pasta türüdür. Ekler. Cevabı görelim. E. Evet. Ekler. Doğru. Çevirin, çevirin, çevirin. E bende, E bende. E bende, Acun ne var sende? Bilmiyorum, haberi. Bilmiyorum neyi. Bilmiyorum nedir ya? Oldu oldu. Oldu Gökhan. Bilmiyorum nedir ya? Olmadı mı? Gökhan'a bir 10 puan verelim. Oldu Gökhan. Ben R olarak ilerledim. Esat abiyle Gökhan gerçekten hemen kaldırdınız. Tebrik ediyorum. Siz olmuştunuz ama. Ben de K vardı. Evet, Diz Beni turunun sonuna geldik. Diz Beni turunun sonunda Acun Medya 1400 puanda. 1400 puanda. Survivor Extra 1150 puanda. Bravo. Bravo Esat abi. Esat abi. Abi. Öndeyiz. Kazanıyoruz. Evet, kazanıyorsunuz. Yani... Ama bizim orada ufak bir iletişimsizlik oldu. Bir de İhsan'ın üstüne çok gidildi. Görüyorsun, evet. Görmüyorsun. Biraz üstümüze oynanıyor. Artık daha iddialı turlar başlıyor. Oralarda ben de takımın arkasında daha fazla duracağıma... Zaten Eser Bey şöyle. Karşı tarafta bir takım görüntüsünden çok Banu Ulucalı farkı diyorum ben. Tek başına takımın yarısını aldı götürdü. Hak veriyorum. Banu gerçekten geldi. Doğru. Yani bir takım görüntüsü yok orada. Tek sana oyuncu var. Forvetimiz Banu. Forvetimiz Banu. Oynuyor, puanları kazanıyor. Bu şekilde devam eder. Bravo Banu. Bravo Banu. Bravo Banu. Gerçekten bir takımınızı böleceğimizi çok... Hakan'dan bizi bölemezler. Bölmek mi? Onlar daha da motive etti sağ olsun. Geri vites. Acun abinin işi varsa gidebilir. Biz zaten Banu'ya karşı oynuyoruz. O yüzden... Üçüncü tura başlıyoruz. Artık her cevap 150 puan değerinde. Yine siz başlayacaksınız. Tövbe bir ekstra ekibi. Önden buyurun lütfen. Başlayalım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Güzel bir Diz Beni tura atlattık. Bir yaralanma, ekip, takım çalışmasında bir bozulma yok değil mi? Herkes için çok iyiyiz. Çok iyiyiz abi. Her cevap 150 puan. Öyle düşünün. Eğer hepsini bilirseniz 1500 puan alıyoruz. Öyle düşünün. 7'de 7 yaparsanız. Anladın Murat mı? Abi. Çok iyi. Şu an çok değerli. Tek kelime mi? Tek kelime mi? O belli olmuyor abi. Tabii o... belli değil. Furkancığım. Eser fazla sorumuz oldu. Tabii yaptığım için de o kadar değil Furkancığım. Evet, hazırsak sorumuz gelsin bakalım. Nokta nokta saklanan bir şeydir. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Para. Pas. Ziynet eşyası. Bravo Furkan. Aniden. Pas. Sır. Bravo Hanzade. Pas. Anus. Özel hediye. Pas. Fiyat. Murat abi, neyi saklarız? Pas dedi. Pas. Pas. Özel hayat. Bravo Hanzade. Hadi. Düşünüyorum artık. Düşün. Neler olabilir? Genç. Söyle, ben söyleyeceğim. Söyle. Pas de. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Anus dediği. Sen de. Gizli bilgi. Gizli bilgi diyor. Mustafa. Şimdi bizde. Tamam, üç güzel. Üç tane cevabı sizden çalma hakkımız var. Çalarsak da 450 puan kazanıyoruz. Bayağı iyi olur. 10 saniye toplantı hakkımız var. Fotoğraf. Güvenlik bilgisi de fotoğraf doğru bence. Fotoğraf saklanır. Tamam, şimdi hazırsanız bulduğunuz cevaplardan. Tamam, fotoğraf. Ganimet. Göbek bağı. Öyle saklamak var. Göbek bağı saklanır değil mi? Diğer G ne ya? Göbek bağı. Diğer G. Günlük. Ben öyle gibiyim. Ben hiç öyle saklamak olarak düşünmedim aslında. Öyle. Evet, günlük. Bana iki gün bir versen. Bir tane çaldık. Evet, 1550 evet, puana geldik. Bak iki gün versen bulamam bunu. Hayır gerçekten çok zordu, bulamaz. Kaç oldu? Ona kadar kimse bonus puan almadı. Eğer 7'sini de bilirsek şu an 1500 puan alacağız. 1550'deyiz Acun abi. Ama avantaj bizde. Evet, avantaj bizde şu an. Her zaman avantajı bizde.
Evet. Bonus da alırsak uçarız. Gelsin sorumuz. Nokta 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 sinir bozan seslerden bir tanesidir. Cevapların baş harfini görelim. Süremiz başladı. Korna. Siren sesi. Çekirdek. Gürültü. Acun. Acun abi. Sinir bozan seslerden. Yok. Acun abi. Acun abi. Yok. Acun. Pas. Çan, çan. Çığlık. Çığlık doğru. Başka ne var? 27-26 saniye var, daha var. Pas, pas. Pas, pas, pas. Geğirme. Pas. Hıçkırık. Horlamak, horlamak. Horlamak. Evet. Bir tane yakaladılar, üç tane bildiler, dört tane var ortada. Toplanalım abi. Çok güzel puan var ortada, hadi. Biz de süre tanıdık. Tamam, var, hadi. Süremiz var. Siren sesi. Dediler, dediler abi. Ağlama, evet. Ağlama. Ağlama. Biraz da... E doldu, doldu. Abi bir dakika. Ayrıca mesela çok süre veriyorum. Ya tamam, siz düşünün ya. Hadi hocam. Böyle daha değil, daha değil, dur. Dört, üç, iki, bir. Ağız çapırdı. Yok yok. Hayır, sakin. Böyle de Murat abi. Murat abi sakin, ben söyleyeyim. O toplanma süresi. Abi hızlı dediler, ben de geldim. Yok yok. O toplanma süresi. Evet, cevap alalım Hüsa. Ağız çapırdatmak. Ağız çapırdatma. Bravo. Daha üç tane var, hadi. Evet. Ağlamak. Ağlama. Ama yani o kadar tartıştığımıza değmedim abi ya. Çok güzel. Şey. Başka yok mu diyeyim? Söylüyorum. Söyle abi. Su sesi. Su sesi. O 100 puan var orada. Orlama. Zaten abi şu an bitti. Söylüyorsun. Bitti bir süreç. Var mı abi aklınızda cevap? Yok, sinirimiz bozuldu. Hayır, bozuldu. Bilemedik, sinirimiz bozuldu. Çabuk. Tamam, aslında Eser Bey'in bir tanesini aç. Alarm. Alarm. Gıcırtı. Ne sesiymiş o? Sinek sesi. Siren değil. Hayır Eser Bey, şuraya inşaat sesini nasıl koymazsın? Biz komedik değil. Bunu Türkiye'nin her yerindeki insanlara sorduk. Evet. Gelen istatistiklerin cevabı bu. Anladın mı? İnsanlar ilk bu 7'yi söylüyor. İnşaat sesi yok. Yok, bunlar varmış. 2000'e 1900. Öndeyiz şu an, hala öndeyiz. Her şeye rağmen diplerindeyiz. Çok yakınız ya. 100 puana düştü fark. Zaten bir doğru cevap. Aynen. 150 puan, öyle düşün. Sorumuzu alalım bakalım. Survivor Extra. Topla oynanan sporlarda kullanılan nesnelerden biri de nokta noktadır. Topla oynanan sporlar. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Raket. Raket. Bravo. Krampon. Krampon. File. File. Pas. Furkan. Pas. Pas. Evet. Kriket. Ne dedin Arzal? Kriket. Raket dedi bir daha. Hayır, kriket dedim. Evet, Murat abi. Pas. Pas. Oh. Pas. Pas. Süremiz var. Rahat olun arkadaşlar. Pas. Pas dedi Furkan da. Şimdi Hanzade de bakalım. Palet. Belki su topu. Palet. Murat abi. Pas. Pas. Islaka. Islaka. Bravo. Kale. Pas. Bravo, söyle sana. Evet Furkan. Pas. Pas. Kale. Kale. Bravo. Pota, pota, pota. Pota, bravo. Pota, bravo. Bir tane kaldı, çabuk. Hazade. Bayılacağım. Hazade bir tane, hadi. İki. Hadi be. Bir. Sağ. Ah ya. Bir tane değil ki sağ. Tamam, sağ. Ya full yapacak 1500 puan. İnanılmaz oluyor. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Direkt bir fark atacaktık, asaplar bozulacaktı. Söylemeyin de bulamasınlar. Evet, cevap veriyoruz. Sopa. Sopa. Of. Evet. Tamam. Kaç yani, oldu? Var ya, kaleyle potayı bilemeseydiniz. 2150. İkisini aynı anda biliyorlar. Gökhan'cığım, özür dilerim. Şu an sıra bizde zaten. Evet, Hanzade'nin yaptığı tane... atakla harika bir şekilde. Çok kolay soruydu. Çok güzel bir puan kazandı. 2800 olduk. Çok kolay soruydu. Benim için zordu bu arada. Çok kolay soruydu. Dur itiraz geliyor. Bir saniye Hanzade, güzel bir itiraz geliyor. Benim için zordu. Gerçek anlamda. Dört rakamlı sorular ya. Oyunların en kolay sorusu. Yani 100 puanlı kaç yılın yani.
yarışma dünyasında ben yıllardır böyle bu kadar kolay bilmiyorum. Potafil, top. Peki son 20 son 20 yılın en kolay sorusu oldu. Ama bir şey, son 10 saniye kala, yani 15 saniye kala bilemese 4 taneyi bilemeden geliyorduk oraya. Yani bilemese mesela, derken şimdi zaten kane potafil olunca biliyorlar. 7'de ama 7'de kolay 7 bilinen tek. Ay, kaleye 7'de gidince 7 bilinen tek soru. Potayı da çıkarıyorsun zaten. Kaleye gidince potayı da buluyorsun. Bilemedik abi, ne 7'ydi bilemedik ki. Zaten o bir veri değil ki, biz çok bildiğimiz için oldu. Anladım. Toplamda oyun başından beri ilk defa 7 soru bilindi. Ama o bir veri değil ki, bizim iyi bilmemiz belki. Arkadaşlar uzun yıllar birçok yarışmanın içinde bulundum. Sunuculuk yaptım. Gerçekten. Hayatımda böyle kolay bir soru görmedim. Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Topla oynanan sporlar dendiği için açık söylüyorum. Burada ıstakayı bilmek zordu. Istaka aklına gelmiyor. Bilardo neyle oynanıyor? Tamam ama şimdi ıstakayı aklına aklına gelmez. Istaka zordu burada. Bilde de gelmiyor. Ama burada o zor seçenekler arasında. Yani burada zaten bir matematik var. 5'i kolay, 2'si zor gibi düşünebilirsiniz. Burada da gerçekten zor iki tane cevap mesela vardı. Mesela jet motorunun parçalarını sorun bundan sonra. Mesela o zaman tam jet motorunda kullanılan parçalar mesela. Enzo stüdyosunda neler olur? Öyle sorular sorulabilir. Ben bakarak cevaplayayım. Kimse bilemedi ama. Kimse bilemedi. Biz burada adaletli bir sistem kurmak için bütün ekip 3 gündür çalışıyoruz. Öyle düşün abi. Evet, buyurun. Lütfen bonus yapalım. Aradaki farkı biraz açmamız lazım. Yok, çok yakınız. Abi. Açabiliriz Acun abi. Böyle soru sorarsınız. Bizi düşürme. Açabiliriz. Yapacağız. 7'de 6 abi. Yapacağız. 3 kelimeler falan gelecek bize. Siz hocam sadece abi, hızlı hızlı pas geçin. 3 kelime geldi mi zaten patlıyorsun abi. Evet ama bizim de kolay gelebilir şu an. Evet. Gelsin sorumuz. Kullandıkça ısınan şeylerden biri nokta noktadır. Hayır, bir dakika düşünün. İnanılmaz bir şey. Aklıma şu anda gelmiyor ki bir tane. Kullandığı ısınan. Bir dakika. Ya bir hani şey, böyle mesela. Şimdi oldu bak. Bu soruyu bize sorun. Tamam, bu soruyu bize sorun. Tamam, kabul. Tamam, başla. Tamam, kabul. Tamam. Yeni soru başla, gelsin. Başla. Tamam, öyle yapalım o zaman. Hayır, o soru onların, tamam, istediler. İstediler, buyurun. Dur, tamam, cevap. Bir dakika, şu an onlar cevaplamasın. Bunu hayır, onlarla hayır, başlıyoruz, onlar tabii, başlıyor. Hayır, sıra bizde değil zaten. Hayır, hayır. Değiştirin, biz bunu düşünün. Bu soruyu kapatın. Hayır, hem bu şu an onu ben yapamayız. Tamam, adalet istiyoruz. Sor, puanlama şaşırır. Hayır, bir şey olmaz. İki tane bir başlıyoruz. Hayır, bunu bir dakika soruda bize sorun diye söyledim. Hayır, sorun abi. Yarışmanın bir formatı var. Hayır, iki tane biz cevaplarız. İstedi Eser Bey. Ama çok düşündüler. İnsan Bey istedi. Olsun. Düşünsün. Evet, tamam. Tamam, başlıyoruz. Kabul ettik. Tamam, formatı da karşı kabul edin kardeşim. Kabul edin. Evet, veriyoruz. Biz iki soru üst üste yapıyoruz. Evet, İhsan dedi ki yiğitlik yaptı, o soruyu bize yollayın dedi. Evet. Şu an bize geliyor ediyoruz. Soru, tamam. Gelsin soru. İhsan'ı kırmıyor. Size de üst üste iki soru soracağız. Kullandıkça ısınan şeylerden biri nokta noktadır. Evet abi. Evet. Cevapları görelim. Hadi hızlı. Cevapları görelim. Başladı. Telefon. Telefon. Şarj aleti. Şarj aleti. Ütü. Ütü. Bravo. Pas. Geç. Pas dedi. Fön makinesi. Fön makinesi. Bravo. Tost makinesi. Pas dedi. Tost makinesi. Tost makinesi. İki tane kaldı Hanzade, süper. Hadi Hanzade. Hadi. Kullandıkça ısınan. Pas de. Ama zaten biri biliyorsa değil. Tamam, hadi dönelim ya en azından. Evet. 30 saniyemiz arkadaşlar, düşünüyoruz. Evet, Hanzade. Bir şey uzun. Hanzade niye pas demiyor? Bir kelime. Balon. Hayır, kimse zaten bir şey söylemeyecek o yüzden. Murat abi. Pas. 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 Modem. Modem. Bravo. Böyle kelimeleri uyduralım, belki bir şey çağrışır. Çok yaşlı. Hazırlı sen de. Bir şey buldum. Balon. Balon dedi. Söylüyorum. Bilgisayar. Bilgisayar. Bravo. Bravo. Son kaldı. Son bir tane daha. Hadi M ne olabilir? 4, 3, 2, 1. Mum. Cevap vermek istiyoruz. Evet. Biz 10 saniye kullanmak istemiyoruz artık. Biz o işleri bıraktık. Evet. Niye? Bahar hemen bildi mi? Motor. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. İddialı bir şekilde biz bu sorudan bir tane bilemeyiz. Alın, siz cevaplayın dediniz. 7'de 6 yapan Survivor Extra ekibine tebrik ediyorum. Motor deseydin. Abi, 15 dakika düşündünüz. Bilirsiniz tabii ki de. Ya, lütfen. Belli bir 10 dakika düşünelim de öyle. Lütfen. Bir iddia koydunuz. Biz böyle bir bekleyin. Evet. Şöyle bir görelim. Arkadaşlar, biz de baştan 5 dakika düşüneceğiz. Öyle soruyu ver. O soruyu ver. Hayır. Bunu siz istediniz. Bunu siz istediniz. Hayır. Şıklar gelmesin. Şıklar gelmesin. Önce soru gelsin. O sattı
sohbet edelim böyle. Ama bir şey bunu siz sağladınız. Ama sağladınız. Siz istediniz. Ve biz o sırada düşündük. Bir şey yaptınız. Siz istediniz. Ama siz soruyu bir dakika göstermediniz. O sırada soruyu düşünmediler ki. Nereden biliyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Azade'yi düşünmediler nereden biliyorsun? Hayır İhsan soruyu istedi. Kim soru istemedi ki? Ben inanamıyorum ya. Ver soruyu. Çalışanların patronlarıyla konuştukları konulardan bir tanesi noktalıktadır. Gökhan'la çok her gün konuştuğum bir şey. Bu kadar kolay bir soru olamaz. Biraz bekliyorum. Çalışanların patronlarıyla konuştukları. Konuşmadık. Biz bunları yapmadık. Şu anda fikir alışverişlerini bulamadık. Biz bu fikir alışverişlerini bulamadık. Eser Bey, temizsünlerden ne kadar vermesin? Başladı. Süre başladı. Evet. Zam. Terfi. Bonus. Pas. Maaş. Mesai saatleri hadi esasen. Pas. İzin. Pas. Patron. Pas. Süremiz gayet güzel. Pas. Avans. Çok güzel. Hadi bonus. Çok iyi buldum. Pas. Hep beraber düşünüyoruz şu an. Hep beraber. Çok. Çalışma. 17 saniye. Hadi yapabilirsin. Çalışma şartları değil çalışma. Gibi bir şey. Oralara da. Hep birlikte düşünemezsin. Çalışmıyoruz. Tamam. Bir şey yok. Çalışma devrimi. Çalışma devrimi. Hayır. Evet. Çalışma devrimi dedi bana. Tamam 6 tane bellek. Çalışma düzeni. Aynen. Çalışma düzeni söyledi galiba ya. Hayır söylemediler. Hiç söylemediler. Özel gidin. Vallahi en son söyledi galiba. Düzeni demedi. Yok söylemedi. Sen söyle İhsan. Evet tamam. Evet. İhsan hadi cevap versene. Biz diyoruz ki çalışma düzeni. Çalışma düzeni. Ya bizden duydum sonra. İşte bu. Evet. Bunu bizden duydunuz. 3200 ile 3800 lira. Şu an bonus kazanırsak ya da 5 tane bilirsek. Soru var. Bizde soru var zaten. Ama bonus kazanabiliriz. 7 tane bilebiliriz. Onların bir avantajı daha var abi. Bir soru daha gelecek onlara. Gelsin sorumuz. Biriyle vedalaşırken nokta denir. Hadi Acun abi gerçekten yapacağız. Gelsin cevapları baş harfleri. Süremiz başladı. Elveda. Süper. Güle güle. Görüşürüz. Allah'a emanet var. Evet Allah'a emanet ol. Allah'a ısmarladık. 7'de 7 hadi geldi. 7'de 1 acım abi. Sen... Pas. Pas. Tabii. Pas. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Pas. Hoşça kal. Ekstra söyleyebiliriz. Bay. Hayatında Hacı abi sunuculuk yaptığı hayatında daha kolay bir soru bulmuş muydu? Biz bay. Şimdi diyorum ki, Esat abi demin dedi ki 7'de 6 bu yarışmada ilk defa oldu sorunun kolaylığı. Şimdi konuş. Evet, 30 saniyenin evet, altında evet. 7'de 7 yapılabiliyor muydu bu yarışmada? Biz yapabiliyoruz. Yani bu kadar kolay bir soru. İşte biz buyuruyoruz. Teşekkürler İhsan. Bay. Eyvallah. Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Bu akşamda bitti vaktimiz. Son bir... Son tura geçiyoruz. Hayır, ben tek bir şey soracağım. Karşı takım bu gece evinde rahat yatabilecek mi? Bunu soruyorum. Tek soru. Var ya. Öyle uyumayacağım. Bebekler gibi uyuyacağım. Teslim oldunuz şu an. Bir dakika abi. Abi daha bitmedi ki ya. Eser dedin ki her soruda iki tane zor şık var. Demin ki sorudaki iki zor şıkkı merak ettim. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak İhsan. Güle güle mi? Hoşça kal Allah'a emanet ol. Vallahi inanamadım ya. Son tura geçiyoruz. Sırada insan sarrafı turumuz var. İki takım içinde birer tane ünlü insanımızı soracağız. Ve onlarla ilgili akla gelen 5 şeyi soracağız. Siz de bileceksiniz umarım İhsan Bey çirkinleşmeden. İnsan sarrafı turumuz başlıyor. Evet bu son sorular arkadaşlar. Bu son soru şöyle. Bir ünlümüz geliyor. O ünlüyle ilgili aklınıza gelen 5 şey. Hepsini bilirseniz 2000 puan. Tamam. Şu an puan farkı
900. Böyle düşünüyorum. Eser Bey, bir şey soracağım. Siz niye bize bu kadar sinirlisiniz? Sinirli değilim. Hayır, daha şey, hiçbir şey bitmemiş diyorum. Bunlar 200 puan değerinde. Eser Bey, nasıl gülüyoruz diyorum. Kötü. Hayır abi, en baştaydı kötü. Sonra toparladık. Hadi Furkan. Furkan. Abi bırakmayın hadi ya. Furkan. Kuşatıldık. Hayır, sen. Kuşatıldık şu anda. Konsantre oldum. Teslim hadi, oldum şu hadi, an. Hadi, hadi. Yenebiliriz. Bakalım ünlümüz kimmiş? Survivor Extra için ünlümüz kimmiş? Gelsin bakalım. Seda Sayan deyince aklınıza gelen ilk 5 şey. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Ah geceler. Ah geceler. Bravo. Pas. Pas. Benim aklıma Oğulcan geliyor. Evet. Oğulcan yok orada. Sensiz geceler. Sensiz geceler. Evet. Hansa estetik. De. Estetik. Evet. Bravo. Devam. Bende var. Bende var. Çalgı. 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 Pastel. Sen de Murat abi. Kadırgalı. Kadırgalı. Bravo. Devam et abi sen ha, de. Pardon. İki tane kaldı. Pas. 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 Buldum, sinema buldum, sanatçısı. Sinema sanatçısı. Ay buldum. Cello. 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 Ay, söyleyeyim mi? Söyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni. Yok. İnsan. Murat abi çok öyle şarkısı hadi vardı ya. Seda Sayan abi. Oğulcan abi benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Oğulcan. Ay, pas de. Dedi. Sabah sabah. Sabah sabah. Seda Sayan. Evet. Sabah sabah Seda Sayan. Sabah sabah. 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 Ya yapmayın abi ya. Bize geçti. Evet. Ya, biz 10 saniyemizi kullanmıyoruz. Söyleyebilir tamam. miyim? Lütfen evet, abi. Tamam. Sabahların sultanı. Sabahların sultanı. Abi. Çok sağ olun. Dur. Şey ne? Biz cevap veremiyor muyuz şeye? Bitti artık. Söylemiş. Sonsuz süreleri var galiba şu an. Yok, çok bitti zaten. Çok zaten tatlı bitti. Diyorum buna. Seda'yı yolluyorum bunda. Çok tatlı. Çok tatlı. Ah Seda abla ya. Evet ya bir şey o sesle falan eniz tamam, bilemedik. Ben çorap kadınıyım. Aa, çorap kadınıyım. Çorap ya inanmıyorum ya. Olsun. Yani sabah sabah cevabım nasıl burada doğruyu şıkkı vermezsiniz Eser çünkü Bey? Çünkü sabahların sultanı sabah, programı sabah, var. Çok aynı güzel. Şey. Birebir ikisi şey. Aynı kelime biliyor musun? Şu an Acun biz abi, kazandık arkadaşlar. Abi Furkan düşündüğüm de aynıymış hakikaten ya. Aynıymış. Sabah, sabah. Şu an normalde sıra bizde ama zaten puanlara baktığımda anlıyorum ki biz çoktan kazanmışız. Allah. O işler belli olmaz. O işler belli olmaz. Ben hiç bilemezler. Hiç bilemezler. Evet abi bilemezsiniz. Tamam gelsin sorumuz. Gelsin sorumuz. Berfu bu kadar da değil ya. Murat Boz. Hakkında aklımıza gelen 5 şey Acun abi. Gelsin cevapların baş harflerini görelim. Süremiz başladı. Türkiye. Pas. O ses Türkiye. O ses Türkiye. Pas. Pas. Yakışıklı. Pas. Pas pas. Pas. Esat abi. Pas. Bekleyelim ya bu düşünün. Geri geri bana geri. Pas pas pas, pas pas pas. Pop müzik. Pop müzik. Bravo. Süper bravo. Cevap. Çak 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 çak. Pas diyeyim kimdeyse pas. Bence. Pas, pas pas. Ben de pas. Buldum. Pas değil pas değil. Pas pas pas. Kardeşim mi? Vay. Bravo. Çaksın var kardeşim mi? Bravo. Pas sen pas bir tek unuttuk biliyor musun? Adamın gerçek işini. Yapma ya. Bravo! Bravo! Evet, güzel yarıştık. Sonucunda Acun Medya 5700 puanla kazandı. Survivor Extra'yı 4450 puana karşı kazandı. Ve üzgünüz ekstra olarak. Alkışlar Acun Medya takımına gelsin. Teşekkürler. Öncelikle Murat'ı gönülden kutluyorum. Güzeldi mücadele etti. Hanzade çok iyiydi. Ekstra sayılar getirdi. Furkan çirkinleşmeye çalıştı ama yapamadı. Çünkü üstadı yanındaydı. Onun yanında çok etkisi olmadı. Ve insan gerçekten bana göre demin de söylediğim gibi gözlük olayını yıllarca konuşacağız. O gözlük olayı elini uzatmalar falan böyle
elin aynı hizaya gelmesi. Bunlar güzel olmadı, şık olmadı. Ama karşı takımı İhsan hariç tebrik ediyorum. Tebrikler. İhsan'cığım söz hakkı doğdu sana da. Evet, bana da söz hakkı doğdu. Ben tebrik ediyorum. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Yani inanılmaz zor soruları bildiler. Evet, teşekkürler. Bravo! 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 Bravo. Ondan sonra güle güle, hoşça kal. Bunlar aklımdan hiç çıkmayacak benim de. Ben arkadaşlarımdan da destek alıyorum bu konuda. Biz rövanş istiyoruz. Evet. Bir dakika konuşalım, tartışalım bunu abi. Biz 10 saniye istiyoruz. 10 saniye istiyoruz. 10 saniye. Bence bir şey söyleyeyim. Yani, bence hiç gerek yok. Hayır, yapalım ama insansız gelin. Evet, biliyorum. İnsansız da zevki olmaz. Ekipten şöyle bir teklif çıktı. Rakip normal şartlarda daha iyi olabilir de sinerjiyi bozanlar var arada. Takım oyununu bozanlar var. Teklifi kabul ediyoruz. Bu güzel arkadaşlarımızla oynamak bizim için bir zevkti. Yani kazanmak, kaybetmek tabii ki olayın tadı tuzuydu. Ama kazanma duygusu güzel bir şey. Yani biz gerçekten kazanmak için mücadele ettik. Favori biz değildik bence ama Banu evet. Mükemmel çıktı. Hanzade ile Banu aslında mücadelesi aynen. Oldu. Evet. Biz de onların dekoru olduk. Kadınların gücü diyorum ve ikisini alkışlıyorum. Bravo. 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 Evet, revanşı da kabul ettiler. Evet. Yakın bir zamanda revanşı bekliyoruz. Revanşı da kabul ettiler. En yakın zamanda Acun Medya ile Sever Extra bir daha yarışacak. Ve onun kazananına sonra da finale gideceğiz. Bu şahane değerli vaktinizden ayırdığınız için bize ve bu güzel gecede bir yarışımız için tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Gelen tüm Sever Extra ekibine ve Acun Medya'ya çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimize gerçekten yer yer çok çirkinleşilen, yer yer harfleri karıştı. Zorlu bir sunması da zordu, yarışması da zordu. Ama eğlendiğinizi düşünüyorum. Cevaber Türkiye'den bu akşamlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle.